2000 ila 2008 SGK sigorta girişliler müjde. Hesaplamalar yapıldı. Erken emeklilik imkanı ile 10 yılda emeklilik sağlanabilmektedir. Kısmi emeklilik 10 yıl prim ödeyen bireylere sunulmaktadır. Hayatı boyunca çalışan emeklinin hedefine ulaşması emekli olması anlamına gelmektedir. Ancak kimi durumlarda tam emeklilik kazanılamamaktadır. Bu konuda yeterli prim gün ödemesi yapamayan çalışanlar, emekli olma hayallerini rafa kaldırabilmektedir. Hal bu iken devreye erken emeklilik sistemi girmektedir. Ancak erken emeklilik sisteminden faydalanmak için ise çalışan bireyin belirli koşulları sağlaması gerekmektedir. Erken emekli olmak için en bilinen detay sigorta başlangıç tarihi olmaktayken, kişinin sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen prim süresini de karşılaması gerekmektedir. Erken emeklilik imkanı ile 10 yılda emeklilik sağlanabilmektedir. Kısmi emeklilik 10 yıl prim ödeyen bireylere sunulmaktadır. Ancak kısmen emeklilikten faydalanmak için prim günü yaşını doldurmak ve ilk sigorta giriş tarihinin belirlenen aralıklarda olması olarak bilinmektedir. Kısmi emeklilik imkanından faydalanabilmek için 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişinin bulunması gerekmektedir. Kısmi emeklilik için SSK'lı olmak zorunluluğu mevcuttur. Öte yandan 10 yıl prim gününün tamamlanması sonrasında kadınlarda 50 erkeklerde de 55 yaş sınırı vardır. Prim ödeme gün sayısı 12.5 yıla çıkabiliyor. 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında SSK girişi bulunan bireyler için kısmi emeklilik prim şartı 4500'e çıkmaktadır. Yani 12,5 yıl prim ödenmesi karşılığında kısmi emeklilik hakkından faydalanabilmektedir. 25 yıldan beri sigortalı olan kadınlar için emekli olma yaşı 58, erkekler için ise 60'dır. Bağkurlulara erken emeklilik imkanı. Bağkurlu çalışan ise 15 yıl prim gününü ödemeleri durumunda kısmi emeklilik hakkından faydalanabilmektedir. Ancak belirli şartların sağlanması durumunda 12,5 yıla çekilmesi beklenmektedir. Erken emeklilik sisteminin avantajlarının olmasına rağmen dezavantajları da bulunmaktadır. Daha erken yaşta emekli olabilme, az prim ödeyerek emekli olabilme ve emekli aylığı almak için kısa süre bekleme avantajlarının yanı sıra erken emeklilik dezavantajları arasında ise yaş şartını beklerken çalışmaya devam edememesi durumu ve emekli aylığının da daha düşük olması durumu karşımıza çıkmaktadır.